Why can't you just let me eat my way to glee? I live inside my own world of make-believe. Sezar. Bugün yine Sezar'ın yanındayız. Ve komşularıyla beraberiz. Gel. Yanımda amcamız var. Amca seni bir tanıyalım biz. Zeynel İlkenci, Sinop doğumlu. 70 senedir İstanbul'dayım. Maşallah. Sezar'ı nasıl bilirsiniz şimdi mahallede? Çok iyi bir hayvan demeyeyim de insanlardan farklı. İnsanlardan farklı. O kadar iyi diyorsun. Ha. Bak yukarıdan ben balkondan elimi sallıyorum. Buradan halk kuruyor, merdiven yukarı koşa koşa geliyor. Çok şeyler bilir, çok şeyler yapar. Beceriklidir. Yalnız Yıldıray'ı iyi yetiştirin, Yıldıray'ı öğretin. Yıldıray bunu oynatır. Yani daha Yıldıray babanın daha diyorsun daha öğreteceği şeyler var tabii, ama. Tabii ama bu bilmiyor ki ne öğretsin ona. Ya. Bu bilecek ki ona öğretsin. Siz de onu görürsünüz. Doğru diyorsun. Gerçekten çok yetenekli. Burada da görüyorum bakın. Çok. Kedilerle çok iyi anlaşıyor. Çok. Çocuklarla çok iyi anlaşıyor. Yanında çok. Zaten gel kızım gel oğlum. Sezar da gelsin. Gel. Sezar gel buraya. Gel Rüzgar. Çocuklarla bir pitbull bu. Rüzgar. Görüyorsunuz. Rüzgar sen Sezar. De gel bu tarafa. Gel bir pitbull bu. Rüzgar. Çocuklarla nasıl anlaşıyor ne? Ve komşuları onu nasıl övüyor. Çok. Nasıl överek anlatıyor görüyorsunuz. Gördünüz mü burada mesela Sezar'ın öyle rast geldiniz mi? Sezar'la alakalı bir durum. Yok. Hani televizyonlarda duyuyoruz ya abi. Sezar'la alakalı hep katil buraya yabancı kimseye sokmaz. Şu kapıyı açıp içeri girmeye başladı mı sesini yükseltir. Burayı da koruyor. Değil mi? Tanıyor. Yabancıyı tanıyor. Yani bu evde olmayanları tanıyor ve mahallede olmayanları. Herkesi tanıyor. Çok hisli bir hayvan. Yani bazıları işte diyor aman köpek ama bazı insanlar var. Köpekten değerli. Neyse onu söylemeyeyim. Ya burada yetiştirmek bakımdan yalnız Yıldıray'ı yetiştireceksiniz. Yıldıray'ı öğreteceksiniz, o onu oynatır. Yıldıray. Kendi bildiğini ona öğretir ve oynatabilir. Yabancı oynatamaz onu. Sence pitbulllar dedikleri gibi bir köpek mi yani böyle saldırgan bir köpek mi sence? Hayır. Kesin o öyle. Hayır. Televizyonda öyle bir gösteriyorlar ki. Hayır. Köpekler şey gibi. Öyle rast gelen kimseye de saldırmaz şeysi yok. Ben balkondan seyrediyorum bunu. Balkondan konuşuyorum onunla. Böyle elimi salladı mı bana o diyor. Selam veriyor da kendi tarzında. Ben merdivene hücum ediyor. Bak bu benim bunun torunlarla iyi geçiniyor. Bunlarla geçinen demek bilemiyorum ona bu, ne diyeceğim. Abla burada bir abla vardı bana dedi ki Sezar dedi çok uysal dedi ama dedi bu kadar uysal olması da iyi değil. Niye dedim abla ya dedi kedileri dedi hep eve sokuyor. Kedilere hiçbir şey yapmıyor. Doğru. Şey yapmıyor doğru onlarla da iyi geçiniyor. Halbuki kedi köpek birbirine çok sıt olanlardır. Bizim çocukluğumuzda kedi görsün köpek peşine düştü mü ağaç arar tırmanacak. Bu öyle saldırganlığı yok. Sonra buraya gelen kendi cinsinden olanlara da öyle saldırmaz. Köpeklerle de arası iyi. Herkesle arası iyi. Herkesle. Bu tamamen yetiştirme şart. Sadece Yıldıray'ı yetiştirin siz. Yani Yıldıray abi diyorsun ki bir şeyler öğretin, o da Sezar'a öğretsin. Yani yok diyorsun bu köpek insandan daha akıllı. Bu bunda yani hayvan deyip geçme. Hayvanın fikri var, zikri yok mu derler. Zikri var, fikri yok. Yani gider kendiliğinden dönmez çağırmazsan. İnsana çağırsan da dönmüyor ya. Hele şimdiki. Aman Allah. Neyse. Teşekkür ederim amcam. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross All the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinny. Ömer Yelkenci. Ömer Yelkenci. Sen de yine Yıldıray abinin, Sezar'ın komşularındanız. Evet. Nasıl bilirsin abi? Yıldıray iyi bir arkadaşımızdır. Bu Sezar'ı eve aldığından beri, yavruyken aldı. Sürekli evin içinde eğitti. İnsanlarla sürekli tanıştırdı. Bütün yani mahallenin muhabbetlerine bile katılmıştır. Yanımızda hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Hani böyle salıp da sokağın içinde yalnız bırakmıyor yani. Mahallemize yabancı birisi girdiği zaman hemen o Sezar'ı koruma altına alıyor. Herhangi bir yani doğası gereği bir şey olmasın diye, oluşmasın diye. Tedbir amaçlı. Çünkü insanlar bundan ürküyor. İnsanların bu konuda bir korkusu var bu hayvana karşı. Onun tedbirini almak amacıyla. Yani insanlar korkup kaçıp kendilerine zarar vermesin diye Sezar'ı koruma altına alıyor. Ve bunun en büyük temel sebebi de evin içinde, tamamen evin içinde bakıyor olması, bahçenin içinde bakıyor olması, insanlarla ilk önce koklatarak tanıştırması. Yani güzel bir eğitim verdi. Evin içinde mahallenin çocuklarıyla ilgilenir gibi onunla da ilgilendi. Onun için herhangi bir korkumuz yok. Sonuçta yalnız sokağa bıraktığı bir hayvan değil, sürekli yanında. Ya hem kurallara uyuyor hem de kurallara, köpeğine evet, de evet. Eğitim kurallarına uyuyor, hayvanı da eğitiyor bu konuda evet, yani. Eğitiyor. Önemli olan da o zaten. Ya sahibi nasıl olursa gerçekten köpeği de öyle olur. Tabii. Yani şimdi duyduğumuz haberlerde, duyduğumuz konularda insanlar hayvanları agresif yetiştiriyor. Bunu da yapabiliyor, bunu da yapabiliyor. Yok zıplıyor, ısırıyor, kapıyor, asılı kalıyor, öyle yapıyor, böyle yapıyor diyorlar. Bunları agresif yani böyle bir düşmana saldırır gibi eğittiğin zaman insanı da saldırsan insan da insana zarar veriyor. Şunu beceremiyorlar aslında bak. Koruma eğitimi vermeye çalışıyorlar. Yani normalde şu köpeklerde görmüşsünüzdür. Koruma evet. Köpekleri var. Evet. O eğitimi vermeye çalışıyorlar ama o eğitimin sonunda mesela hayır, dur, bırak komutunu beceremiyorlar, veremiyorlar. Ya onu zaten... Yani köpeği sadece saldırıya yönelik eğitiyorlar. Ya zaten o eğitimi ona verirken o bunu bilinçli olarak yapıyor. Hı. Sadece saldırıya yani eğitim veriyor. Bunu bilinçli olarak yapıyor. Yoksa hani ben bunu seviyorum, bu benim evimde, bahçemde, benim dostum, arkadaşım diye sevmiyor ki. O birilerine bununla zarar verebileceğini düşündüğü için ona o eğitimi veriyor. Yoksa kendisini koruması için vermiyor. Silah gibi. Yani o amaçla kullanıyor veyahut da onları kavga ettirerek maddi kazanç elde etmek için kullanıyor. Bunu tavukçular da yapıyor, şeyciler de yapıyor. Yani insanlar bile bunu yapmıyor mu? Yani boks maçı yapıyor yani parayla dövüşüyor insanlar. Şimdi bir zihniyet bu hayvanı da o amaçla dövüştürürse hayvanın kabahatini o amaçla eğitirse, dövüştürürse. Ama böyle normal evde evcil hayvan olarak doğanın içinden çıkmış bir canlıyı ne kadar beslersen besle, o kadar saldırganlık yapacağına kendi gözlerimizle şahidiz burada işte. Yani yapmıyor. Ha, diyeceksiniz ki biz de güven altında mıyız? Yok, biz de doğamız gereğinde ürktüğümüz zamanlar oluyor. Tabii. Ama bunu normal sokak köpeğinden, küpeli köpekten de ürküyoruz yani. Doğru söylüyorsun. Bunun hiçbir alternatifi yok. Yani bu Yıldıray'ın Yıldıray arkadaşımızın vermiş olduğu eğitim, ev içinde verdiği için belki bunlara sahip. Böyle düşmanca bir eğitim vermediği için bu hayvan böyle hepimizle dost geçinebiliyor. Bütün amaç bu olması gerekiyor. Aynen. Teşekkür ederim abim. Ben de teşekkür ederim. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They weigh me down. My heart is begging me to get the hell out. Sen yukarıdan buradan çekersin. Silkelenmedi. Hadi seni bekliyorum. Tamam. Bir, iki. Abi siz nerede oturuyorsunuz? Siz de aynı binada. Aynı yine binada oturuyoruz. Komşuz, Yıldıray abiyle komşuyuz. Sezar'la komşuyuz. İsim neydi sizin? Bayram. Kaç senedir buradasınız? Ben doğdum doğalı buradayım. He, doğdunuz doğalı buradasınız. O zaman Sezar'ın ufaklığında tabii, biliyorsunuz. Yıldıray abi getirdiğinde zaten. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani Sezar nasıl bir köpek? Valla Sezar'ı tanıyana kadar pitbull'lara karşı ön yargılıydık. Ne zaman ki işte Sezar'ı tanıdık, bütün ön yargıları kırıldı. Müthiş bir şey. Yani pitbull'dan korkuyorduk, yanaşmıyorduk. Tabii Yıldıray abinin verdiği eğitim de önemli. Çocuklara davranışı farklı. Kedilere davranışı farklı. Ben buna çok şaşırıyorum. Çocuklar tamam, köpekler çocuklarla normalde iyi anlaşır. Ama kedilerle giderler var ya öyle. Kediye karışmaz. Şimdi bana kuyruğunu çektirmez. Benim yeğenim geliyor kuyruğunu çekiyor. Kız çocuğu ufacık. Çocuklarla arası çok iyi. Çocuklarla farklı iletişimi. Diyorum ya bütün önyargıları kırıyor. Yani değişik bir şey. Yani her laftan anlıyor bir de. O çok tuhaf. Dışarı gel oğlum diyorsun, kalkıyor gel. Hadi içeri gideceğiz diyorsun, senden önce içeri gidiyor. Bir ara Yıldıray abi yoktu, işte bize kaldı bu. Birkaç gün Ömer abiyle bakıyoruz burada. Bizi sahiplendi böyle, hiç şey yok. Ne desek yapıyor. Hani Yıldıray abinin gelmeyeceğini biliyor birkaç gün. Hiç itirazı yok, bir şey yok. Ne dersek onu uyguladı. Yani çok farklı bir köpek ya. Bir hastalık durumu mu oldu? 10 gün falan, aşağı 2 hafta Bayram'la Ömer abi baktı. Yani sen hastanede hastanedeydin. Hastanedeydin. Sizler baktınız. Hiçbir sıkıntı? Hiçbir sıkıntı yok. Korktuk hani dedik insanlara saldırır, bizi dinlemez. Gidiyorduk eve. Hadi oğlum dışarı çıkacağız. Geliyor bizimle beraber dışarı. Biraz dolaştırıyoruz. Ondan sonra hadi içeri gideceğiz. Tekrar içeri. O daha böyle uysal oldu. Hani Yıldıray abinin yanında biraz daha hani kendini özgür hissediyor, rahat hissediyor. Yani bize kaldığı zaman daha böyle şey, itaatkar. Sezar sen nasıl bir köpeksin? Senin anlatılınca yemin ederim insana. Yani çok farklı bir... Evet. Benim yanımda çok şımarık bakma, ben olmadığım zaman daha da farklı başkası. Mesela şey, sokaktan adam geçer, 100 kişi geçer avlamaz, biri geçer avlar, hani şey, hisleri çok kuvvetli, hani adamın kötü niyetli olduğunu da hissediyor. Hani bakıyorsun adam hakikaten kötü biri. Hani cins adamlar var böyle görüyor, tanıdığın adamlar, onları avlıyor, normal adam geçiyor, hiç dönüp bakmıyor bile adama. Böyle değişik, enteresan bir köpek ya. Mahalledeki herkesi tanıyor. Maskot oldu mahallenin ya. Müthiş bir şey. Hani itiraz edeni görmedim, Sezar'ı istemiyorum hani buradan. Komun binada olmaz diyeni görmedim. İşte şey ya binadan biri artık yani Sezar. Bizim bir projemiz var tanısan seversin diye. Bakın siz de aynısını söylüyorsunuz. Pitbull'ları tanımadan önce ön yargım vardı. Sezar'ı tanıdım. Hepsi kalktı ya. Hepsi kalktı. Biz hep bunu anlatmaya çalışıyoruz. İnsanlar tanımadığı için önyargılı davranıyor ama bunun sebebi de yine sahipler, kötü sahipler. Bir de güvence ya, binada Sezar'ın olması var ya, müthiş bir güvence. Şey. İçeri yani tanıdık biri girsin, ses yok. Abuk subuk, hani tanımadığın biri girsin, Sezar'ı susturamazsın içeriden, avluluyor yani. Hissediyor. Anlıyorsun yabancı biri var. Bazen Yıldıray var mesela, akşam evde olmuyor, ses yok, hiç ses yok. Hani diyorlar rahatsız olmuyorsun. Soruyorlar rahatsız etmiyor mu sizi? Yok yani, bir rahatsızlığı yok bizim. Ancak böyle bazen avlıyor. İniyorum bakarım ya biri gelmiştir ya şey, hani hisleri çok kuvvetli. Şey gibi oldu o zaman, bu binanın alarm sistemi. Alarm sistemi ya şey. Alarm sistemi. Şeye göre farklı ses tonlarında. Değil mi? Bir de yetiştirmeyle alakalı ya. Şimdi Yıldıray abinin verdiği eğitim farklı. Adam saldırgan yetiştiriyor, gelene saldırtıyor. Yani çocuğu da saldırsan gelene saldırt, alışacak yani, öyle yetişiyor. Sahile gidiyoruz beraber Yıldıray abiyle. Korkuyordum önce. Ya diyorum bununla gidilmez, şimdi insanlara saldırır. Giriyorsun, insanlar buna saldırıyor. Bu kimseye karışmıyor. İlla geliyorlar, sataşıyorlar ayağını. O kendi halinde, bakıyorum kenardan öyle sahilde gidiyor. Hiç kimseyle iş yok, kimseye dönüp almıyor. Geliyor, ürkütüyorlar hayvanı. Bırak. Böyle bir sıkıntı var değil mi? Bu sefer diyor ki niye hayvanı getiriyorsun buraya? Ya bir şey yapmadı ki size. Siz saldırdınız. Siz kışkırtıyorlar. Kışkırtıyor. Geçmiş karşısına yani, hareket yapıyor. Ondan sonra diyor ki niye getirdin buraya diyor. Bu getirilir mi buraya? İyi de bu size bir şey yapmadı ki, siz buna yaptınız. Kendi halinde dolaşıyor. Sezar'ı bu mahallede sevmeyen yok gerçekten. Çocuklar herkes ya seviyor. Ufacık çocuklar yani geliyorlar camın önüne, Yıldıray abi Sezar'ı çıkar da oynayalım. Alıyor, kendisi zaten sopası var, sopayı getiriyor, atın diyor, ben de size sopayı getireyim. Çocuklar atıyor, sopayı getiriyor, veriyor. Yani çocuklarla oynuyor, çocuklarla oynamayı daha çok seviyor. Görüyorsunuz, bu da bir pitbull. O haberlerde izledikleriniz de bir pitbull. Nasıl ön yargıları kaldırmış, mahallede tek başına neleri başarmış, hepiniz şahitsiniz. Sevgi ablayla karşılaştık. Sezar'ı tanıyormuş. Sezar'ı evet. Nereden tanıyorsun abla sen? Sezar Bebekli elimize geldi. Ha, sen de komşusun. Aynen, komşuyuz. Komşuya denk gelmişiz. Yürüyemiyordu böyle. Git düşüyordu. Benim kızım koynunda büyüttü onu. Böyle koynuna alır yatardı. Hala da aynı yani, bizi gördüğü deli oluyor. Şimdi nasıl büyüdü? Büyüse de yani. Yine aynı. Aynen, kimseye bize dokundurtmuyor. Müthiş. Sezar 10 numara ya Sezar. Gel bakayım benim yanıma. Sezar bu ön yargıları kaldırabilir mi sence? O bence eğitimle alakalı. Yani Sezar... sahibi nasıl eğitirse köpek de o şekil oluyor. Evet. Burada da var mesela bir tane pitbull dişi, herkese saldırıyor yani, bütün herkese. Ama bu Sezar'ın hiçbir öyle bir şeyi yok yani. Biz yıllardır komşuyuz yani, altlı üstü hiç görmedim. Hiç görmedim. Yok ama sadece bana kimseye dokundurtmuyor, yeğenime bile. Yani nasıl? Sahiplenmesi yani var. Aynen. Aynen, sahiplenmesi var ama kimseye zararı yok. Kolay kolay sokağa saldın diyelim, ne yapıyor, ne gibi bir şeyler? Hiçbir şey yapmaz, gelir koklar, kokunu alır, o şekil, zarar vermez. İnsanlara karşı, hayvanlara karşı. Aynen, çünkü o insan karşı gibi yetişti o. Bildiğimiz evde bir çocuğu nasıl büyütürsünüz? Çocuk gibi büyütüldü. Kaç senedir o mahalledesiniz? 6 senedir o mahalledeyim. 6 senedir, Sezar 4 yaşında yani, ufaklığına her şey. Aynen, gördünüz. Aynen. Kızlar siz ne diyorsunuz bu duruma? Seni zaten tanıyorum, adın Bahar'dı değil mi? Evet. Sezar'ı zaten çok seviyorsun. Acayip. Sezar gördüğüm kadarıyla bütün ön yargıları kaldırmış. Herkes evet. Sezar'ı seviyor. Pitbull denildiği zaman korkan İnsanlar, herkes bir adım kaçıyor. Evet, Sezar'ı tanıyınca yani artık herkes Sezar olmuş. Sen Sezar'ı tanımadan önce sen de korkuyor muydun pitbulllardan? Ben köpeklerden çok hoşlanıyorum yani. En büyük hobim yani köpek. Sevgili. Yani mesela annemle biz ilk köpek aldığımızda bizim Golden'ımız vardı, hiç unutmam. Papi böyle şu kadar bir şey. Sezar'dan birazcık büyüktü boyu. Ben ilk ondan çok korkuyordum. Hayatımda ilk defa bir köpekle yatacaktım. 2 tane yavrusu vardı böyle kıvırcık kıvırcık, küçücük. Hepsini gece alırdım koynuma. Düşünün, annesi bile gelirdi hani benim koynumda mı diye bakardı. Benim koynumda olduğunu görünce giderdi. Sen o zaman bayağı bir tecrübelisin. Bayağı bir köpek beslemişsin. Evet, evet. Evet. Yani bir ara bizim ev hayvanat bahçesine döndü. Kuş, balık. Su kaplumbağamız vardı. Su kaplumbağamız vardı. Kocaman iş akvaryumum vardı. İçinde 50 tane balık vardı. Bir tane golden, 3 tane golden'un yavrusu. Giren diyordu ki hayvanat bahçesine girdik. Kaç metrekare bu ev? O zamanki evim çok genişti. Şu anki küçük. Şeyde var. Take my eyes open to force reality. Dediğim gibi evvela Yıldıray'ı, yani özür dilerim insanlık bakımından demiyorum da, bunu oynatabilmek için bir şeyler, bazı roller verin. Yıldıray'dan da insanların öğrenmesi lazım. Evet, bir de o var. Yıldıray abiden de insanların, sahiplerin bir şeyler öğrenmesi lazım. Bir şeyler çıkarması lazım. Çünkü Yıldıray bilmezse bana ne öğretecek ya? Ben bilmediğim şeyi ne öğretebilirim? Bileceğim ki öğreteyim. Doğru söylüyorsun. O bakımdan siz Yıldıray'la uğraşın, bundan değil. Bu her rolü yapar, ben öyle kanaatim. Yani eğitim şart arkadaşlar, eğitim göreceğiz yani, evet, daha iyi olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bizim projede biliyorsunuz Tanısan Seversin diye bir projemiz var. Onda da bahsediyoruz bunlar. Bundan yasaklar kalkabilir ama her şey sizin elinizde. Yıldıray abi gibi iyi bir örnek, Sezar gibi iyi bir örnek köpek yetiştirebilirsiniz. İyi bir sahip olabilirsiniz Yıldıray abi gibi. Bu şekilde iyi örnekler arttıkça yasaklar da kalkacaktır. Buna emin olun. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrar sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.